Öncelikle 23 Aralık'ta saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava. Bu dava ile ilgili tabii ki Şebnem Korur Fincancı Hoca'nın Ankara'dan İstanbul'a getirilmesi var. Bununla ilgili sağlık raporlarıyla birlikte başvurumuzu yaptık ve uçakla transferini istedik. Bu konuyla ilgili henüz daha bizlere bir dönüş olmadı. Ancak kabul edecekleri ile ilgili bir şifahi bilgi verildi taleplerimizi. Çünkü karayoluyla, ring servislerle getirilmesi uygun değil sağlık nedeniyle. Onun dışında uluslararası çok fazla sayıda katılım var. Özellikle hekim örgütleri, uluslararası hekim örgütleri, Avrupa Daimi Hekimler Komitesi ve insan hakları için hekimler, yine uluslararası işkence mağdurları için rehabilitasyon merkezi yetkileri, IRCT ve yine diğer insan hakları örgütleri, Dignity, Redress gibi pek çok örgütün temsilcileri İstanbul'da olacaklar. Gelmeye başladılar. Ve ayın 22'sinde bir panelimiz ve bir basın açıklamamız olacak İstanbul Tabip Odası'nda. Akşam saat 17.30'da bununla da ilgili çağrılar geçildi. Bu yabancı konuklarımızla birlikte Şebnem Korur Fincancı için hukuk isteyeceğiz, adalet isteyeceğiz. Ve özellikle tutuksuz yargılamaya çevrilmesini isteyeceğiz davanın. 8 haftadır genel sekreter olarak kendisiyle görüşme talebim kabul edilmemiştir. Bu da çok ilginç bir durumdu. Çünkü organizasyonel olarak bir genel sekreterin başkanıyla tutuklu da olsa görüşmesi gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği'nin 6023 sayılı yasa gereğince yapması gereken işler var. Bu başvurumda henüz daha olumlu bir şekilde yanıtlanmadı. Umarım ki bu tutukluk hali biter. Ve bizler de zaten hocamızla Türk Tabipleri Birliği'nin genel diğer çalışmalarını yürütürüz. Mahkeme hukuk sonuçta nereye varırsa varır. Sonuçta adaleti etkileme bir gibi bir düşüncemiz yok. Ancak olması gereken hukuki normlar içerisinde olması gereken tutuksuz yargılamayı da ancak son dönemlerde biz İmamoğlu davasında da olduğu gibi birçok davada siyasi motivasyonlu olduğunu görüyoruz. Davalar üzerinde siyasi bir baskının mahkemeler üzerinde. Bu üzücüdür Türkiye açısından. Hem adalet hem de demokrasi, bir de bunun seçimlere doğru olurken yapılması ayrıca bir üzücüdür. Yani Mayıs veya Haziran'da bir seçim bekleniyorsa seçimler öncesi demokratik kitle örgütleri üzerinde, sivil toplum örgütleri üzerinde, siyasi partiler üzerinde, belediye başkanları üzerinde bu tip baskıların olması bu seçimin meşruiyetine gölge düşürecektir. Bunu da ifade etmek isteriz. Uluslararası katılımlar geliyor. 22'sinde panelimizi yapacağız, çağrımızı yapacağız. Ve 23 Aralık'ta da 9.30'da mahkeme başlayacak. O gün tek bir mahkeme, tek bir duruşma var ve tamamıyla Şebnem Korur Fincancı davası. Öğleden sonra sonuçlanacağını ümit ediyoruz ve bir kararla, ara kararla sonuçlanacak. Ondan sonrasında hep beraber takip edeceğiz. Mirabor'un dediği gibi hukukun ayağı topaldır ama gideceği yere er geç var. Biliyorsunuz ki Şebnem Hoca uluslararası pek çok insan hakları ihlallerinde, toplu katliamlarda ve değişik işkence iddialarında uluslararası bir raportör olarak çalışmış, uluslararası saygınlığı olan bir insanı ve dünyaca sayılı adli tıp uzmanlarından biri. Bahreyn'de, Afganistan'da, Filistin'de ve Bosna'da, değil mi? Toplu katliamların incelenmesi ya da işkence iddialarının incelenmesinde önemli raporlar Birleşmiş Milletler'e sunmuş bir uzman. Bu nedenle aslında bilim yargılanıyor burada. Bilim insanları. Bu tip yargılanmalar bir baskı oluşturur ve bazı durumlarda adil soruşturma ya da bir konunun incelenmesini, uluslararası bağımsız heyetler tarafından incelenmesini engelleyecek hususlar oluşturur. Demokratik kitle örgütlerinin susması bir toplumda aslında pek çok şeyin de habercisidir. Örneğin ekonomik gerilemenin habercisidir. Bunu fark etmiyorlar. Çünkü demokrasiyi kaldırdığınızda insanlar Türkiye'de yatırım yapmak istemezler. İnsanlar Türkiye'ye sermayelerini getirmek istemezler. Çünkü hukukun bağımsız olmadığını gördüklerinde sermayelerini de risk altına sokmazlar. Türkiye'de bir istihdam sorunu var. Türkiye'de bir sağlık sorunu var. Genel olarak bir halk sağlığı sorunu var ve bu halk sağlığı sorunlarının kalkınmayla aşılabileceği belli. Kalkınmanın da önündeki en önemli engel adaletin yok edilmesidir. Umarız ki bu yanlışlardan geri dönerler ve sonuçta bilim yargılanmaktan kurtulur.
özgür insan düşüncesi, hürriyet ifade hürriyeti gibi konuların önü tıkanmamış olur. İnsanlar elbette ki düşüncelerini söylerler, bilimsel düşüncelerini söylerler. Bununla ilgili yargı değil, ancak bilimsel cevaplar verilmelidir. Yargı burada geçerli değil. Burada bilimsel bir düşünce ifade ediliyorsa, onun karşısına yine bilimsel bir düşünce konulur. Bugün çok iyi biliyoruz ki Sokrat'ı yargılayan hakimleri hiç kimse hatırlamıyor. Ama Sokrat hepimizin hafızasında tarihe mal olmuş bir insan. Şebnem Korur Fincan Hoca da çağını aşan bir insandır. Çağımızda onun da düşünceleri elbette ki bir gün anlaşılacaktır. Bir insan hakları ihlalleri azalacaktır. Tüm dünyadaki otokratik devletler ya da baskıcı yapılanmalar, baskıcı sistemler, rejimler tümü aslında insan hakları ihlalinden uzaklaşmak zorunda. Çünkü insan bunu hak ediyor. İnsan olduğunu hak ediyor. Yüksek medeniyetler insanların özgürlüğüyle ve adaletin sağlanmasıyla temin edilir. Çok önemli destekler var. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri. Şu anda İstanbul'da dünkü toplantılarda da yine bunu gördük. Yine öğrencilerimiz olsun, genç hekimler olsun, hekimlerin çoğunluğunda destek çok önemli miktarda. Önemli olan burada adaletin sağlanmasıdır. Umarız ki sağlanır.